Çınar. Ne haber kara kız? İyilik Çakır gözlüm. Senden ne haber? Sesini duydum, daha iyi oldum. Birazdan Defne'nin hesabını almaya gideceğim de ondan önce bir arayayım, yalanı sorayım dedim. Nasıl, iyi mi? Kırık falan var mı? Ay Çınar, alma hesap falan ya. Tamam, oldu bitti, geçti işte. Geçmedi. Canını okuyacağım o Defne'nin. Abin de iyiyse yarın gelip şu bizim meseleyi konuşacağım abinle. Tamam. O zaman sen Defne'nin canını oku. Yarın da abim benim canımı okuyunca o zaman hiç için sızlamasın o. Evet kızım, kim kimin canını okuyormuş? İzin verir miyim lan ben? Hem niye okusun kızım? Yanlış bir şey yapmıyoruz. Hoplamıyoruz, zıplamıyoruz. Edebimizle karşısına geçip vaziyet bu diyoruz. Ama Çınar. Aması maması yok keşim. Ben gizli iş çevirmem. Sevmiyorum. Yarın da geliyorum abinle konuşuyorum. En fazla biraz yumruklaşır anlaşırız. Yok. Anlaşamazsınız. Anlaşamazsınız çünkü şey yapamazsınız. Yumruklaşamazsınız. Çünkü abimin ayağı kırık. Baba. Anladın mı canım? O yüzden sen yarın gelme. Gelme yarın sen. Ne? Kapat yeşim, kapat. Ulan Defne, ulan Defne. Ne yaptım ben ya? Abimin ayağı kırık dedim mi? Dedim. Engiç yarın açığa çıkar bu. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ben niye yalan söyledim ki şimdi? Niye söyledim acaba? Defne bir şekilde sıyrılır Çınar'dan. Sen nasıl sıyrılacaksın acaba Yeşim Hanım? Aptal kafam ya. Aptalsın kız. Düşün Yeşim'cim. Düşün. Düşün bir çaresini bul. Hadi canım. Ben çok zekiyim ha. Ben var ya ben böyle aşırı derecede akıllıyım ha. Öyleyim. Kahretsin ya, kahretsin. Ya ben çok salağım. Ben var ya ben çok geri zekalıyım ya, vallahi bak. İşte abim de geldi ve ben hala söyleyecek bir yalan bulamadım. İşte bu kadar zekasızım ben. Leyla çekil, evine git. Ya Çınar. Ezgi sen de. Çınar abi sakin. Çıkın dedim lan. Defne, son bir sözün var mı kardeş? Damla'yı kıskandığım için tamamen masum bir adama harcadım. Sonra hesap vermemek için kaçtım. Ayrıca hak etmediği halde yalının gözüne biber gazı sıktım ve ayağını ezdim. Hiç lafı kıvırmadın. Kendini haklı çıkartmaya da çalışmadın. Laf kalabalığı yok. Yalan yok. Duygu sömürüsü yok. Aslında tüm gün kafa patlattım ama söyleyecek hiçbir yalan bulamadım. Defne, abim iyi misin sen? İtiraf etmek gerekirse senden ve yalından acayip tırsıyorum abi. Ay, kıyamam ben sana ya. Korkma abicim, niye korkuyorsun? Korkma. Bir şey olmaz. Bak benim aklıma ne geldi. Sen şimdi git yat, uyu. Böyle bir dinlen, kendine gel. Ben yarın sabah geleceğim, tekrar konuşacağız, tamam mı? Kardeşim benim. Canım benim. Vay be, gerçek insanı özgür kılar diye boşuna dememişler ya. Lan. Bir seferki numarası hakikaten iyiydi ha. Kız iyi koçum, kabul et.
Defne'ye aşık olduğunu ona ne zaman söyleyeceksin abi? Ben ona aşık falan değilim. Tamam, düzeltiyorum. Defne'den hoşlandığını ona ne zaman söyleyeceksin abi? Ne hoşlanması ya? Acayip kılım hocada yaşıyor oralar. Lütfen hattan ayrılmayın. Külahıma bağlıyorum. Kızım. Hatun daha bu sabah ayağımı ezdi, gözüme biber gazı sıktı ve müsteşarı üzerime saldı. Çünkü seni Damla'dan kıskandı canım. Ya, orası öyle de. Öyle tabii. Ya sen ondan hoşlanıyorsun. O senden hoşlanıyor. Ay bir açılsanız da birbirinize şu çatışma ortamı bitse ya. Sen onu Deniz'den kıskanıyorsun, Damla'yla çıkıyorsun. O seni Damla'dan kıskanıyor, müsteşara satıyor. Ay bir barışın, bir huzur bulun. Ben öyle dam diye söyleyemem. Ortam lazım, vakit lazım. Ortam ve vakit lazım. Yani. Mesela bütün gün burada, bizim evde olsanız. Ha? Nasıl olacak o? Diyelim ki ben bir çaresini biliyorum. Açılır mısın Defne'ye? Peki o çare. Sen önce açılıp açılmayacağını söyle. Bilmem, bir yoklarım en azından. Tabii önce bana bugün yaptıklarını ödetmem lazım. Ay o kolay ya. Ay abicim! Çok 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 geçmiş olsun ya. Niye ki? Ayağın kırıldı ya. Ayağım mı kırıldı? Yok, kırılmadı. Ay kırıldı. Kızım ne diyorsun sen ya? Ayağım mayağım kırılmadı benim. Bak işte gayet sağlam. Ay vallahi ben kıracağım şimdi. Deniz bir şey söylesene. Defne arabasıyla ezince senin de ayağın kırıldı. E alçı alınması gerekti. O yüzden şirkete falan gidemiyorsun. Barutçu gemiciliğinde işini bitirebilmemiz için Defne'nin buraya gelip seninle çalışması gerekiyor. Böylece bütün gün evde baş başa olacaksınız. Bak. Gördün mü? Nasıl da anladı? Zekaya bak, zekaya. Ay kimin kuzeni bu ya? Yerim, yerim seni. Yerim ya. Var ya, şu oyunlara, entrikalara harcadığın zaman düzgün işlere harcasaydınız şimdiye dünyada açlık kalmazdı. Pardon. Ay sen Einstein'ın atomu parçaladığı yaştasın ya. Daha ayağını kıramıyorsun. Sen bu konuda hiç konuşma bence. La havle, la havle. Ben yatıyorum. Ayağım kırılacakmış. Yok artık. Pe. 3 dakika veriyorum. 2. Bana bak. Yaklaşma sakın. Vallahi beynini köküne indiririm demedi deme. Sen de ağlasan da neye yarar? Asırlardır yakar. Ay yeter! Salak mısınız? Adam inat, kadın çok inat. Keçiler de kaçacak doğal olarak. Nasıl yapacağız o alçı meselesini? Nöbetçi medikallerin listesi. Oha. Bir şey soracağım. Bütün bu olanlardan senin çıkarın ne? Çınar Efendi abime birlikte olduğumuzu söyleyecekmiş. Ay buna henüz izin veremem Deniz. Veremem yani. Canım benim, şimdi ayağı kırık olunca Çınar'ı abimden uzak tutabileceğim. Bu sırada abim Defne'ye açılacak. Adamın kız kardeşiyle birlikte olunca da Çınar'a ve bana bir şey diyemeyecek. Öyle yani. Yeşim, hı. Var ya. Cidden bazen çok tırsıyorum senden ha. İyi ki aynı taraftayız kızım.
Günaydın. Oo, günaydın. Ne haber bakalım? İyidir, geldim işte. O ne? Ha şey, Şile'de acil tıp konferansı varmış bu hafta sonu. Gitsek ya. Yok ya, şimdi nöbetleri falan ayarlamak gerekiyor. Uzun iş, ben almayayım. Of ya, Ezgi heves kıran ha. Hayırdır, kime bakıyorsun? Aman, şu sinir şey dengemi bozdu iyice ya. Buralarda mı diye bakıyorum. Bilmiyorum, ben hiç görmedim. Tamam, hadi görüşürüz. Doktor hanım. Doktor hanım, günaydın. Acilde sizin hastanızın olduğunu söyleyen bir adam var. Tamam, teşekkür ederim. Kaç kere daha yapacaksın aynı numarayı? Beni mi arıyorsun doktorcuğum? Ama hemşire içeride olduğunu söylemişti. Bir orada, bir burada. İnsanoğlu işte. Kuş misali. Ne istiyorsun Deniz Aras? Bir kahve içmekle başlayalım mı? Ben. Senle. Kahve içeceğim. Hayatta olmaz. Tamam. Çay içelim o zaman. Of! Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Aşk bahçemi süsleyen İnci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Geceyi aydınlatan ateş böceğim misin? Geceyi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Damla. Yeşim Hanım. Sen benden kaçıyor musun? Yok da şey... Yeşim Hanım, Yalın Bey'le aramızda bir şey olmadığını herkese söyledim. Ama söylentiler bir türlü bitmiyor. Bakın iki gündür gerçekten çok perişanım. Defne'nin öğrenmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama az önce şirkete geldi. Her an öğrenebilir. Eğer öğrenirse benden öğrenmeyecek. Lütfen beni kovmayın. Lütfen. Defne öğrendi canım. Ama seni suçlamıyorum. Çünkü şirket dışında birinden öğrendi ve çok üzüldü. Eğer seni görmeye dayanamazsa yapabileceğim bir şey yok Damlacığım. Çünkü ben de Defne'nin üzülmesine dayanamıyorum. Anladın mı? Anladım. Bence Defne'den özür dile. Onu bundan sonra iyi bir kız olacağına inandırmaya çalış. Hatta bunu neden şimdi yapmıyorsun? Konuş onunla. Yalvar. Olur. Defne? Damla'yla sana aynı soruyu sorduğuma inanamıyorum. Ama sen benden kaçıyor musun Defne? Ya Yeşim, sonuçta abinin ayağını ezdim, bir de arabayla ezdim. O yüzden ben bakamadım senin yüzüne. Ay kuşum, aşk olsun. Abimin ayağı sana feda olsun. Bebeğim. Cidden mi? Cidden tabii.
Gerçi ayağı kırıldı ama. Ne? Kırıldı mı? Hı hı. Ayağı alçıya alındı. Ah, ya. Ay Yeşim, bittim ben, bittim. Ya abimlerin programıyla ilgili de benim onunla konuşmam lazımdı. Ben ne yapacağım şimdi Yeşim? Bence Defne'den özür dile. Onu bundan sonra iyi bir kız olacağına inandırmaya çalış. Hatta bunu neden şimdi yapmıyorsun? Konuş onunla. Yalvar. Bence sen abimden özür falan dile. Bundan sonra iyi bir kız olacağını ona inandırabilirsin. Hatta bunu hemen şimdi yap. Konuş onunla. Yalvar. Ben arayayım mı o zaman onu? Hı hı. Ara. Ara ara. Oldum ben ha. Ay bir de verimliyim yani. Bir taşla iki kuş. Üf. Ben aklımı seveyim. Seveyim seveyim. Ben biraz seveyim bunu. Canım. Defneciğim. Ben gerçekten çok özür dilerim. Yani o paparazzi olayı tamamen yalan. Eğer seni üzdüyse gerçekten çok üzgünüm. Damlacığım. Bu özürü tadını çıkartabileceğim başka bir zaman tekrar alabilir miyim? Şu anda işim başımdan aşkın. O yüzden seni hiç dinleyemeyeceğim ha? Alır. Ay ne? Ne yani? Şimdi Damla'yı dinlersem havalara girerim. Oysa benim havalanmamam lazım. Efendi gibi yalın arayıp özür dilemem lazım. Bak, şimdi Yalın'ı arayacağım, özrümü dileyeceğim, iş konusuna geçeceğim, olacak bitecek göreceksin bak bende. Ay! Ay şimdi ben ne diyeceğim ona Sıtkı ya? Yalın, evladım. Bu ne hal böyle? Hani bir şeyin yoktu? Yalın, bu halin ne? Hani bir şeyin yoktu evladım? Ya iyiyim ben bakın. Bir şeyim yok. Ay, Allah iyiliğini versin. Kalbime inecekti. Ve Subhanallah. Oyna diye mi verdiler bunu o zaman? Oynayacağım da bununla değil bir cadıyla. Oo! Ulan hergele. Ne altlar karıştırıyorsun sen yine? Anlatırım da. Koşulsuz şartsız destek beklerim. Tamam. Şimdi Defne var ya bir yazılımcı hani buraya geldiler. Sonra arabasıyla kaçtı ayağım. Ay! Korkunun acele faydası yokmuş vallahi. Yani en fazla bağıracak değil mi? Ben de özür dileyip iş konusuna geçeceğim. Yani sonuçta bir şirketteyiz, çalışıyoruz. Patronum bana gıcık da olsa iş konuşabilir. E iş acil. Kaç gündür de geciktik zaten. Ha? Değil mi? Evet, bence de. Tamam Sıtkı, ben arıyorum ya. Ha, arıyorum. Anlayacağınız böyle bir oyun oynayacağız. Heh, hamsi oltaya geldi. Vallahi açmıyor, billahi açmıyor. Sıtkı yandık ha. Merhaba. Ne istiyorsun Laz kızı? Ben özür dileyecektim. İyi, diledin. Hoşça kal. Ya dur. Hakikaten. Şey yani. Hani şu abinin işiyle ilgili yazacağım modül vardı ya. Onu bana gönderebilir misin? İş planımıza göre yarına yetiştirmem gerekiyor. Eğer yetiştirebilir gibi olursam abinlere sunum yapabiliriz ve... Gönderemem. O modülün uygulamasını beraber yapmamız gerekiyor. Ama sen ayağımı kırdığın için şirkete gelemiyorum. Çok istiyorsan efendi gibi ayağıma gelirsin, birlikte çalışırız. Ayağına gelecekmişim. Efendi gibi ayağına gelecekmişim. Bak bak bak. Ay bir de nasıl kütük. Ya nasıl soğuk. Ben ne geleceğim be senin ayağına? Ha? Ne yapacaksın? Ay hadi bakalım ne yapacaksın? Gelmiyorum yanına. Yapmıyorum ya işi.
diyemedim ya. Yanarım yanarım, buna yanarım ha. Hadi bismillah. Yer. Hatırlar mısınız? Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Fakat anlamıyorum. Bunun konumuzla ne alakası var? Ha? Ne diyorsun Defne? Yok bir şey. Geçmiş olsun. Bir an önce çalışmaya başlayalım. Olur. Kendim kalkarım. İyi be, yardım edelim dedik. Gerek yok. Çok yardım etmek istiyorsan birer kahve yap. Makine mutfakta. Ne zaman çıkar bunun alçısı? Birkaç hafta sürer herhalde. Evet evet sürer. Birkaç hafta daha söyleyemeyeceğiz. Ay Çınar, illa söyleyeceksin, illa kavga edeceksin değil mi? Yok, adama rahat batıyor. Söyleyeceğim ya, söyleyeceğim tabii. Ne yapacağım? Geçeceğim karşısına delikanlı gibi, diyeceğim ki ben senin kardeşini seviyorum. Sen beni seviyor musun? Seviyorum tabii lan. Sevmesen benim seninle ne işim var? Öküz! Haydi! Subhanallah. Gene ne yaptım ben? Ay Çınar, ilan aşk böyle mi edilir ya? Nasıl edilir? Hayır yani beni sevdiğini ilk abime söyleyecektin neredeyse. Olmaz ki böyle. Yeşim. Hı. Ölüyorum sana ben, anlasana. Aşkımdan geberdim da. Ben de geberdim da. Kalk, kalk yürüyelim mürüyelim, bir şey yapalım. En azından bari elini tutayım. Demon'ı başlatsana. Boot ettiğinde başlayacak şekilde ayarlamıştım. Ha, tamam. Demon'ı ayarlıyorsun da bir kahvenin şekerini ayarlayamıyorsun. Ay ya sabır, ya sabır, ya sabır. Sanki sana mecburum ben kahve yapmaya. Adama mahcubuz dedik, kahve yapalım dedik. Ay iyilik de yaramıyor ya. Dır 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 dır. Huysuz, huysuz, huysuz. Ben huysuz değilim bir kere. Bir tek sen beni huysuz yapıyorsun. Orası kesin. Bana huysuzlanıyorsun ama başkalarını yemeğe götürüyorsun. Ay neyse, konuşamayacağım ben artık seninle ya. Ben keyfimden Damla ile yemeğe gitmedim bir kere. Arabasının aküsü bitmişti. Ben de onu eve bırakacaktım. Sonra yemek yiyelim dedi. Ben de zaten sana sinirliydim. Bak ya, işine gelince nasıl da susuyor. Sana sinirliydim çünkü Deniz'le ikinizi görmüştüm. Kıskandım, anlasana. Bir şey söylemeyecek misin? Kıskandık dedik kızım ya.
Dikkat et. Ay çok güzelmiş burası. Senin bana tokat attığın gün var ya, biz o gün Defne ile buraya gelip balık tutmuştuk. Ne yapayım? Öpeceksin sanmıştım. Öpecektim de. Ay ama dün bir, bugün iki. Bismillah. Öyle hemen kız öpülür mü daha? Artık beni nasıl dellettiysen, tutturdun ille de özür dileyeceksin, özür dileyeceksin. Ama sen de bana kamu malı dedin Çınar. Yeşim. Ben sinirlendim mi ne dediğimi bilmiyorum. Evet. Bilmiyorsun. Laz oluyoruz kızım biz. Öfke geldi mi yakıp yıkarız. Bir de şu oynadı mı? Bitti. Orası her oynadığında böyle mi olacak Lazoğlu? Sen de Lazoğlu'nu idare edeceksin artık. Bizim kadınımız bizi idare etmeyi bilir. İdare etmek benim işim canım. Yönetmek için doğdum ben. Yeşim. Bak öpeceğim. Hala öpmedin. Anne, hep bu saatte mi geliyor bu herif? El kızı ne zaman salarsa o zaman gelir elbet. Kahveler nerede kaldı da? Neye kabardıysa o damar dalgası bize vuracak. Eniştem işte ya, Karadeniz gibi adam. Aman! Kahve yapın diyeli 30 saniye olmuş, Karadeniz'de fırtına kopmuş. Aman canım, kahveden hadise çıkarması için Karadeniz'de olması gerekmiyor ki bu erkek milletinin. Yani benim Kalas da bugün bir araba laf etti kahvesine. Neymiş efendim, bu tettiğinde daimini başlatmayı, ayarlamayı biliyormuşum ama kahvesinin şekerini ayarlayamıyormuşum. Ay, acaba gavurlarda da böyle adamlar var mıdır kız? Mesela Japonya'da çekik gözün biri karısına robot yapmayı biliyorsun ama pilav tane tane olmuyor diyor mudur? Vallahi bence hiçbir Japon kendisine seninle hayatta kahve içmem diyen bir kıza tamam çay içelim o zaman demiyordur. Kimmiş o benim baldızıma kahve içmeyi teklif eden dallama? Ne yapacaksın Toprak? Hı? Gidip harakiri yapmaya mı ikna edeceksin? Leyla koş abimin Hattori Hanzo kılıcını kap gel. Lüzum yok. Döner bıçağı ne güne duruyor. Yürü Toprak yürü. Hadi iç kahveni de bir sakinleş. Köpüksüz olmuş o. Toprak. Abicim. Abicim ya biliyor musun biz yarın şirkette size sunum yapabiliyoruz. O yüzden gel de biz şu toplantımız hakkında konuşalım. Böyle de aile kavgası ömürüm valla. Hattori Hanzo ayol. Ya manyak mısın sen? Bir düşüneyim. Belki de. Ya bu saatte hiç üşenmiyor musun sen? Ha? Saat sabahın körü. Bütün gün çuvala mı girdi? Ya evet ben de onu söylemeye geldim aslında ya. Birazdan bir toplantım var. Sonra da bir sürü iş. Hani olur da beni merak edersin, üzülürsün falan erkenden haber vereyim dedim. Ya inan burada kalıp bu delirmeni izlemek çok isterdim ama toplantıya yetişmem lazım. Kusura bakma.
Günaydın ailem. Ben işe geç kaldım. Hoşçakalın ailem. Yeşim, Yeşim bekle. Yeşim dedim. Dün gece neredeydin? Geç saat odana baktım, yoktun. Sen tam olarak saat kaçta baktın abicim? Çünkü büyük ihtimalle sen baktıktan 5 dakika sonra gelmişimdir ben. Gelmişimdir. Komik misin abicim? Bilmem ki, komik miyim? Aman ya, denizle çıkmıştık biz. Ha. Sen bizi bırak da sizden bahset. Ne yaptınız dün Defne ile, var mı bir gelişme? Tek gelişen sinirlerim. Delirtti beni yine. Yahu sen delireceğini onu delirtsene. Zorla biraz. Zorla ki çıldırsın. Kendini kaybetsin. Sonra bazı duygularını ağzından kaçırsın. Ay vallahi hiç bilmiyorsun sen bu işleri. Sen iyi biliyorsun galiba bu işleri. Nasıl yapacağım onu? Ne ya abi? İşte Defne'yi delirtmeyi. Defne'yi delirtmeyi. Güldürme beni ya. Defne delirtme konusunda uzman sensin canım. Üstelik şimdi kullanabileceğin kırık bir ayak mevzumayız. Ha. Arşimet çıldırtma kuvvetini buldu. Ay oyalama beni ya. Toplantıya geç kaldım ben. Toplantı sonrası çok oyalamayın Defne'yi. Hemen gönderin. Kucağıma. Defne. Abim 5 dakikaya inecek. İstersen beklemesen git fındık. Aras teknolojide buluşuruz. Olur tamam. Hayırdır? Biz ölçü almıştık. En üst katın pencere demirlerini takmak için geldik. Abi! Abi! Defne ne oldu? Ya babaannem camıma demir taktırtıyor. La havle! Demir memir istemiyoruz biz dayı. Sen götür onları. Ya olmaz ki. Ölçü aldık, kestik o kadar. Kaç para bu demirler dayı? Tut şunu. Al bunu. Bunu da al. Demirleri de al. Haydi. İyi ama... O Laz teyze bir şey değilse karışmam ama. Yürü git. Ya oğlum yürü ya. Başka. Hadi abim git sen, toplantıda görüşürüz. Ya abi. Hı. Ama ben seni çok seviyorum ya. Ben de seni seviyorum fındık. Kardeşim benim. Hayırdır sabah? Gel kıskanma gel. Bismillah kızım dur. Tamam hadi ben çıktım.